Rehber Mühendis kanalından tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda ise arkadaşlar sizlerle beraber yine bu arabaların virajlardan sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için sorudan o tarz soruları çözeceğiz. Bakın hemen sorumuzu okuyorum. 1.1300 kilogram ağırlığındaki bir araba yarıçapı 30 metre olan bir dairesel kavşakta hareket etmektedir. Araç hareketi boyunca sabit bir V hızı ile hareket ediyor. Buna göre araç kaymayacak şekilde en fazla kaç metre bölü saniyelik bir hızla bu kavşağı dönebilir demiş arkadaşlar. Ve bize şunu söylemiş. Yol ile tekerlekler arasındaki müstatik yani statik sürtünme katsayısı 0.4, mükinetik yani kinetik sürtünme katsayısı ise 0.35 vermiş arkadaşlar. O zaman hemen bu soruya nasıl yaklaşacağız? Bir başlayalım. Biz yine burada serbest cisim diyagramını çizmemiz lazım. Araba aslında burada hareket ediyor. Bir ağırlığı var. Burada tekerlekler arasında bir sürtünme kuvveti var ve bu bir dairesel hareket yapıyor. Şimdi bakın arkadaşlar, dairesel hareket yaptığı için bakın şu yön dairesel yön. Ben bunu tam tepeden bakayım yine. Hemen şöyle küçükçe şuraya yazacağım. Tam tepeden baktığımda bu araba şu şekilde bir dairesel hareket yapar. Değil mi arkadaşlar? Ve diyelim ki tam şu noktadayken ben ne yaparım arkadaşlar? Arabayı çizmiyorum. Böyle nokta sadece çiziyorum. Sabit bir hızla gidiyor demiş. Burada söylemiş hızımız arkadaşlar. Zaten bunu soruyor. Bakın şu şekilde V hızıyla gider. Ve bakın merkezimiz burası olduğu için buraya doğru bir merkezil ivmemiz vardır. Ve bu tarafa doğru yine bir merkez kaç kuvvetimiz dediğimiz merkezcil kuvvetimiz vardır. Ve bu merkezcil kuvvetimizin tam zıttı yönde dediğim gibi bir sarılma kuvveti ya da bir bu merkezcil kuvvetin tepki kuvveti dediğimiz bir F merkezcil kuvveti eşit olan dışarı doğru savrulma kuvveti olur. Tamam mıdır? Şimdi bu bir kere bunu anladık. Bu var. Bu nereden bakıyoruz ama? Yukarıdan bakıyoruz gibi düşünün. Arabamızı iki boyutta çizelim arkadaşlar. Yine şöyle yapalım. Şöyle yukarı yön X bu yön X olsun şu yön Y olsun arkadaşlar. Bakın yine X, Y koordinatlarımızı belirledik. Bakın arkadaşlar arabaya tam şu arkadan bakıyorum gibi düşünün. Tamam mı? Şuradan bakıyorum arabaya. Bakın nasıl görürüm? Bakın bunlar da tekerlekler arkadaşlar. Şöyle dişleri olsun tekerleklerin. Bu şekilde. Yani aslında araba arkadan baktığımızda bu şekilde görürüz biz. Ve bu araba ne yapıyor arkadaşlar? İleri doğru gidiyor şu yönde. Hani dikine gidiyor. Ve bakın bu yöne şu şekilde tekrardan söylediğimiz gibi şöyle düşünürsek bakın bu yön X yön olsun. Bu yön Y yönü olsun. Peki yola göre bu nasıl oluyor? Sanki bakın arkadaşlar şu yön X yönüymüş gibi. Bakın burada şu yön X yönüymüş gibi. Yani yoldan savrulma tarafına biz X yön diyoruz. Peki hocam bu bir araba. Bu arabanın bir kütlesi var. Zaten adam bize vermiş. O zaman bakın arkadaşlar tam bu arabanın şu merkezinden yere doğru bir ne var arkadaşlar? Mg yer çekimi kuvvetine bağlı olarak bir kuvvetimiz var. Peki hocam başka ne var? Dairesel hareket yaptığı için şu hareket. Bakın artık şöyle oluyor yine. Bunun ben şeyini çizersem şuradaki koordinat sistemini dairesel hareketime göstereceğim. Bakın Y'den bakıyorum. Yani buradan bakıyorum. O zaman bakın Y'yi yine şu şekilde nokta halde görürüm ve X'in bu yön olur arkadaşlar. Değil mi? Bakın bu yönde bir X'te böyle bir şey görüyorum ve bu X savrulan yön bu taraf. O zaman bakın arkadaşlar tam şuradan tekerleklerden şu tarafa doğru ya da direkt buradan da çizebilirsiniz. Fark etmez. Bir F merkezcil kuvvetimiz var ve bu hayali bir kuvvet. Hayali yazalım yanına. Yani hayal dediğimiz ne? Bu merkezcil kuvvet aslında merkeze doğru olan kuvvet ama bunun zıttı yönde bir savrulma kuvveti ya da bir tepki kuvveti diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da merkez kaç kuvvet deyin çok da şey değil. Sadece bunu anlayın arkadaşlar. Bu yönde her iki tekerlek ama bir adam demiş ki bakın tekerlekler ile yol arasında. Demek ki daha doğrusu demek ki değil başka bir mantık yok. Yola değen tek şey teker. Demek ki tekerleklerden içeri doğru bunu sağlayacak tutacak şekilde şu yönde arkadaşlar bir F sürtünme kuvveti var arkadaşlar. Ki zaten bakın bu hangi yöndedir bu kuvvetler? Burada bizim gösterdiğimiz bakın X yönü şu yön. Y burada dikine doğru. Yani yine biz tepeden bakıyoruz. O zaman bakın tepeden bakınca Y'yi ben göremem. Dik görürüm Y'yi. Sadece X yönüne bakıyorum. Tamam mıdır? Bakın böyle bir kuvvet var. Ve bakın arkadaşlar buradan bir diğer noktada şu kütleyle bir yere bir yüzeye mi değiyor bu araba? Evet hocam bir yüzeye değiyor. O zaman bir yüzeye değiyorsa bu arabaya yüzeyden zıt yönde, yüzeyin dikine, yüzeyin normal kuvveti vardır arkadaşlar. İstiyorsanız şuradan tekerlekleri gösterin ama ben direkt şu şekilde göstereceğim. Yani bir de burada yüzeyin normal kuvveti var arkadaşlar. Şu an bakın arabamız üzerindeki tüm kuvvetleri belirledik ve şöyle diyoruz. Bu araba eğer kaymıyorsa nasıl kaymıyor? Nasıl durabiliyor bu araba yolda? Bu arabayı yolda tutan şey sürtünme kuvvetidir arkadaşlar. Tekerlekler ile yol arasındaki sürtünme kuvveti bu arabanın yoldan kaymamasını sağlar. Yani sadece yolda değil, sen yolda yürüyorken
senin ayakkabınla yer arasında da bir sürtünme koyar. O da senin yerde durmanı, yürümeni sağlıyor. Yani burada şu an böyle bir durum var. Sistem bu. Bu kadar kuvvetimiz var arkadaşlar. Tabii şu da sürtünme kuvveti. Şöyle yapalım. Şuradaki de FM arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi bu merkez kaçta diyebilirsiniz ya da merkezi kuvveti tepkisi diyebilirsiniz. Ve bu kuvvet neden oluşuyor arkadaşlar? Dönmeden kaynaklı oluşuyor. Siz bunu zaten hissediyorsunuz. Arabaya binince hani dönerken sen koltuğunda biraz sağ tarafa doğru böyle kaçıyor gibi oluyor. Yani yalpalanıyorsun. Hatta o tarafa gitmemek için böyle kendini biraz sol tarafa doğru meyillendiriyorsun gibi düşünebilirsin. Bunu hayal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buna tam zıt yönde işte hep sürtünmeler var. O zaman biz yine hocam yapacağımız şey belli. Buradan sonra artık soru dinamik sorusuna geliyor. Buradaki merkezcil kuvvet ya da merkez kaç kuvvetini biz hesaplıyoruz. Neden hocam? Bakın aslında şu var. Bu soru dinamik sorusuna çok yakın bir soru ve dinamik sorusunda biz şunları öğrendik arkadaşlar. Bunu da açıklayalım. Mesela yer çekimi kuvvetini öğrendik, sürtünme kuvvetini öğrendik, yüzeyin normal kuvvetini öğrendik ya da herhangi bir dışarıdan etkileyen bir kuvvet. Mesela sandığı değiyorsun, itiyorsun onu. O kuvveti öğrendik. Ama bakın burada biz bir de şunu öğreniyoruz. Bizim hayal edebileceğimiz, yani varlığını hayal ile anlayabileceğimiz, böyle görüp dokunup elleyemeyeceğimiz bir kuvvet daha varmış arkadaşlar. O da buradaki merkez kaç kuvveti ya da savrulma kuvveti diyebilirsiniz. Bu kuvvetmiş. Ve bu da arkadaşlar aslında dönme kuvvetinden, dairesel olarak dönüşten, dairesel hareketten kaynaklandığı bir kuvvetmiş. Oradaki merkezcil ivmeden kaynaklanan bir kuvvet varmış diye düşünüyoruz. İşte bunu da biz dinamik sorularımıza ya da işte bu kuvvet konularımıza bir de bu şekilde kuvvet var diyerek hesap yapmamız gerekiyor. Bunu öğreniyoruz aslında burada. Ve bu kuvvetin tek şeyi, sebebi senin böyle bir dönüş hareketi yapman, dairesel bir hareket yapman arkadaşlar. Tamam mıdır? Tamam, hemen başlıyorum. Bakın şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine formülümüz belli. F Y'ler toplam F Y'ler eşittir 0. Çünkü F Y bakın yukarı yönlü. Araba uçmuyor. O yüzden 0. Yine bakın arkadaşlar F X'ler toplam F X'ler hocam eşittir 0. Neden 0 hocam? Çünkü eğer 0 olmasa bakın ben X dediğim yön bu yön ya da X dediğim yön bu yön. Eğer bu 0 olmasa bu şu anlama geliyor. Araba kayıyor. Sağa veya sola kayıyor. Tabii böyle döndüğün için araba bu tarafa doğru kayıyor anlamına gelir. Durmuyor. Yolda gidemiyor anlamına gelir. O yüzden 0 diyeceksiniz. O zaman bakın hemen şuradan birinci olarak FY'leri toplam FY eşittir. Nedir hocam arkadaşlar toplam FY'ler? Bakın yukarı yönde bir normal kuvvetim var. O zaman ben buna ne diyeceğim? Çünkü neden? Yüzeyin normali oluyor. Mecbur var yere değiyor araba. Artı mı eksi mi? Bakın ben her zaman yukarıya artı seçtim. O zaman bakın MG ters yönde buna. Eksi MG o zaman. Çünkü neden? Yere doğru. Eşittir 0. Burada N dediğim sayı eşittir. M çarpı G. Bu da eşittir arkadaşlar. Arabamızın kilosu 1300 kilogram çarpı şey 10 alalım arkadaşlar. Yer çekimi ivmemizi. Şöyle yapayım hatta. G eşittir 10 olsun. Tamam mıdır? Hocam sen niye N'yi buluyorsun? Bak burada sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvveti neydi? Hemen şuraya yazalım. Bakın şöyle tekrardan bir hatırlatma yapalım. F sürtünme eşittir mu çarpı N arkadaşlar. Lazım olduğu için bize N'yi bir kere buradan hesapladık. Şimdi bu birinci kısım. Geldim ikinci kısmı arkadaşlar. Bakın şu şekilde yapalım. Bakın şimdi toplam F x'ler eşittir 0. Hocam toplam fx neden 0? Bakın bunu tekrar diyorum. Teğetsel düşün. Yani bu teğetsel yani şu yöndeki şuradaki x yönümüz bakın bu yönde. Araba şuraya geldiğini düşün. Bakın tam arabanın şu arkadan çizdiğim yeri burası. Şu yön x bakın. Bu yönde bir kayma var mı? Hareket var mı bu yönde arkadaşlar? Yok. Eğer bu yönde bir hareket olsaydı bu araba kayardı. Yani sürtünme kuvveti bizim işimize yaramıyor anlamına gelirdi. Ya da sen çok hızlı hareket ediyorsun anlamına gelirdi. O yönden bakın o zaman burada diyorum ki şimdi şuradaki arabanın arkadan çizilmiş haliyle bakın x yönüm bu yönüm. O zaman bakın bu yönde x yönü ne var? Sağ tarafa yani bu tarafa doğru diyelim. Arabanın iç tarafına doğru bu tarafa artı almış olayım. Eksi bir Fs var. Yani F sürtünme kuvveti var arkadaşlar bu yönde. Ve bakın pozitif dediğim yönde bakın benim pozitif aldığım yönde de artı F merkez kaç kuvveti ya da merkezcil kuvvetim var. Ve bu da eşittir arkadaşlar. Sonucum sıfır olmalı. Eğer sıfır olmazsa bu araba kayar diyorum. Şimdi geldim buraya. F S'yi ben nasıl hesaplıyorum arkadaşlar? Mü çarpı N'den hesaplıyorum. N'yi burada buldum okey. Peki hocam mü'de burada neyi kullanacağım? Bakın iki tanesini vermiş adam bize. Statik sürtünme kuvveti vermiş ve kinetik sürtünme kuvveti vermiş. Hocam hemen hangisini kullanacağım? Sen bak neyi kullanacaksın burada? Statiği. Neden? Çünkü hareket yok. Bak biz dedik ki hareket yoksa statiği kullan.
Hareket varsa dinamiği, kinetik olanı kullanacaksın dedik. Bunu dinamikte de söyledik. Bakın bu işte dinamik sorularında belki de siz diyeceksiniz hocam nerede statiği kullanıyorduk ki biz, yani çok saçma geliyordu belki dinamik sorularını çözerken, ama bakın bu tarz sorularda çok da önem kazanıyor. Demek ki ben burada statik olanı kullanmak zorundayım çünkü sürtünme kuvveti var ama sürtünme kuvvetinin yönünde bir hareket yok burada. Zaten hareket olsa araba kayıyor, yani kaza yapıyorsun anlamına geliyor. O zaman hemen yapıyoruz arkadaşlar. Bakın F S'yi eşittir. Nereden bulacağım hocam? Mü statik çarpı N'den bulacağım. Bu okey. Buradan buluyorum. 0,40 çarpı 13 0 0 0 oluyor. Buradan buldum arkadaşlar. Yani hesaplarım. Şimdi bu birincisiydi. Hocam bir de bana ne lazım? Bak F merkezcil kuvvet ya da merkez kaç kuvveti lazım? F merkezcil. Hocam ben F merkezcili nereden buluyordum? Bak onu da dinamiğin ikinci yasasının F merkezcil kuvvetlerin toplamı eşittir M çarpı A merkezcil olan kuvvetten buluyorum. Bak işte burada kullanıyorum. Bakın burası sıfır değil işte. Bakın buradaki x yönü sıfır ama bakın buradaki hareket dairesel olarak düşündüğüm radyal kuvvetler sıfır değil. Orayla burayı karıştırmayın yani x ile bunu. Buradan hocam diyeceğim ki ben F merkezcil kuvvetim eşittir. Şöyle yapayım. Nedir hocam? M zaten buna M diyelim çarpı. Bu neydi arkadaşlar? Bakın V T'nin karesi bölü R. Değil mi? Bakın bunu da bu şekilde formülümüz buydu ve bu. O zaman arkadaşlar bakın buradan demek ki bunu da geleceğim. Bakın FS'yi buradan bulup bunun yerine yazacağım. Buradaki işte FM'yi geleceğim buradan bunun yerine yazacağım ve bunları birbirine eşitleyip sıfırlayacağım ya da şuradan şöyle yazabilirsiniz. Ben buradaki FS'yi karşıya atarsam arkadaşlar aslında F M dediğim merkezcil kuvvetim aslında F statik kuvvetime eşit sürtünme kuvveti, yani statik sürtünme kuvvetine eşit anlamına çıkıyor buradan. E o zaman bakın buradan statik sürtünme kuvveti dediğim şey direkt bu altındaki şey. O zaman F statik yani merkezcil kuvvetin yerine de bunu yazarım. Bakın M'yi biliyorum işte 1300, R'yi biliyorum. Adam bana 30 metre bölü metre vermiş tarihsel çapı. Tek VT'yi biliyorum. Adam zaten bana en fazla kaç metrelik hızda saniyelik hızla girebilirim diyor. Direkt bunu soruyor bana. Buradan direkt ben bunu bulayım arkadaşlar o zaman. O zaman bakın hatta şöyle şuradan geleyim. Şöyle biraz alanım olsun. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Dedim ki F M eşittir F statiğe. Buradan arkadaşlar. F M dediğim şey bakın 1300. Yazıyorum artık direkt yani 1300. Çarpı V T'nin karesi. Bunu soruyor zaten bana bölü 3 30. Çünkü adam bana 30 demiş arkadaşlar. Yarı çapını. Tamam mı? Eşittir 0,4 çarpı 1013.000'e. Buradan arkadaşlar direkt eşittir deyip VT'nin direkt yapıyorum. Yani ne yapacağım? Bakın bunu karşıya atacağım. Bunu buraya bölü olarak geçeceğim. 1300. Sonra her tarafın kare kökünü alacağım. Ve hemen işlemi yapayım. Cevabımı sizlere söyleyeyim. 10,95 metre bölü saniyelik bir hız lazım arkadaşlar. Yani bu da yaklaşık 11 de diyebilirsiniz şu şekilde. Yaklaşık 11 metre bölü saniye. Bu arkadaşlar aslında hani 11 çok düşük bir rakam gibi geliyor. Hocam 11 yani biz 11 ile mi gireceğiz viraja gideye düşünmeyin. Bakın bunun birimi metre bölü saniyedir. Yani siz aslında kilometre bölü saate çevirseniz bunu yaklaşık bir 40-45 ile girmeniz gerekiyormuş. Demek ki böyle bir viraja diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi sorumuzun çözümü bu. Sorumuz burada bitti. Umarım anlattıklarım güzel bir şekilde anlaşılmıştır arkadaşlar. Eğer varsa bir problem, bir durum tabii ki de yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere sorularınızı cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.